sözlerime başlarken burada gerek iş gerek sanat gerekse de sağlık alanındaki çok kıymetli insanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yakında Üniversite Hastanesi olarak bizler 2010'dan bu yana pek çok bölgede kan verelim can verelim adıyla kampanyalar düzenliyoruz. Yine burada Lefkoşa Uluslararası Fuar Alanı'nda fuar süresince insanlarımızı kan bağışlamaya davet etmek için burada toplandık. Amacımız aslında sadece böyle organizasyonlarda değil, yıl boyu gönüllü ve düzenli kan bağışının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmektir. İşte bu anlamda ee, devletimize de hem üniversite olarak hem sivil toplum kuruluşları hem de e, pek çok insanın e, üzerinde mutabakat sağladığı düze, geleceğin düzenli kan bağışçılarının e, oluşabilmesi için devlet politikası geliştirilmesi yönünde adım atmaya e, bir çağrı yapıyoruz. Yakında üniversitesi e, olarak bizler geleceğin kan bağışçılarının e, oluşabilmesi için başlatılacak bir projede yer alacağımızı ve bu konuda destek vereceğimizi de sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Hep birlikte bugün burada kan vereceğiz ve can vereceğiz. Çok güzel söyledi Sayın Başkan. İnsan olarak herhalde en güzel verebileceğimiz hediye birine kan bağışlamak yani can bağışlamaktır. Ben tekrardan hepinize bu duyarlılığı gösterdiğiniz ve ülkemizde de kan vermenin bir bilincinin artırılmasına yönelik önemli olduğunu düşündüğümüz bu etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ederim. <laughs> Kan vermek e, hayatı hayati önem taşır ve hepinizi düzenli kan bağışına davet ediyorum nacizane. Bu bizim insani görevimizdir. Kan verelim, can verelim. Halisamiye hastalarının belli dönemlerde sık sık kana ihtiyacı var. Ama e, hiçbir rahatsızlığı olmayan insanların da kan vermeye ihtiyacı var aslında. Çünkü ne kadar kan verirsek kanımız o kadar çok tazelenir. En azından kan verdiğiniz zaman kilo da vermiş olursunuz benim gibi. Yani en azından bir litre kadar bir kilonuzdan gider. Ee, şaka bir yana kan vermek hayat kurtarır. Kanı sadece bizim başımıza bir kötü bir olay geldiği zaman ailelerimizden birisine, yakınlarımızdan birisine bir şey olduğu zaman koşarız, kan bulmaya çalışırız. Ama esasında yapmamız gereken herkesin düzenli kan vermesi, kan bankalarının dolu olması ve ihtiyaç olduğu zamanlarda e, ihtiyacı olanlara anında hemen kanın verilebilmesi. Devlet Hastanesi'ne veya Yakın Doğu Hastanesi'ne, Lefkoşa'da, Magosa'da, Girne bölgesindeki hastanelere kan merkezlerine giderek, kan bankalarına giderek kanımızı verebiliriz. Hem kendimizi yenileriz hem de başkalarının hayatını kurtarmış oluruz. Kan vermek can vermektir. Kan verin can verin. <laughs> Her insanın gerçekten kan vermek bir görevidir. Çünkü kan öyle bir şey ki yapayı yoktur. Sadece insanda vardır ve ihtiyacı kana ihtiyacı olan insanlar bu kanı başka insanlardan tedarik etmek zorundadır. O yüzden hepimiz kan verelim, can verelim. Kan alternatifi olmayan, kaynağı sadece insan olan bir tedavi aracıdır. Kimler kan verebilir peki? 50 kilonun üzerinde olan, yaşı 18 ile 65 yaş arasında olan hemoglobin düzeyi yani kan düzeyi belli bir düzeyin üzerinde olan herkes kan verebilir. Erkekler yılda 4 kez, bayanlar yılda 3 kez kan bağışında bulunabilirler. Kan bağışının hiçbir riski yoktur yaklaşık her bireyin kanında dolaşan vücudunda dolaşan 5 ile 6 litre kan vardır. Biz her bağış yaptığımızda 450 cc ile yarım litre arasında kan vermekteyiz. Vücut bunu 3 ayda geriye koymaktadır. Kan bağışı için önemlidir. Acil trafik kazalarını, acil ameliyatları bir tarafa bırakırsak bazı hasta grupları, işte diyaliz hastaları hepsimizin bildiği, kanser hastaları hepimizin bildiği, ülkemiz için çok büyük bir sorun olan talasemi hastaları ki talasemi hastalarının her bir bireyin ortalama aylık 1 ile 5 ünite kan ihtiyacı vardır. Çok önemlidir kan bağışında bulunmak. Tabii ki bu organizasyonları yılda bir hafta yapmakla kan açığını kapatabilir miyiz ülkemize hiçbir şekilde kapatamayız. Belki bir duyarlılık oluşturabiliriz ama bence kan bağışı bir ülke politikası olması lazım, sağlık politikası olması lazım. Geleceğin kan bağışçılarını şimdiden eğitmemiz lazım. Okullardaki müfredata bu kan bağışının önemini koymamız lazım ve gelecek için kan bağışı adına projeler üretmemiz lazım. talasemiyalı hastalarımızın aylık kan ihtiyacı 600 ünitedir. Tüm ihtiyacı olabilecek kişilerin kan bankamızda stokların eksilmemesi için ihtiyaç olan rakam 1500 ünite aydadır. Dolayısıyla bu ihtiyacın karşılanması için gönüllü kan bağışçılarına ihtiyacımız vardır. Henüz ihtiyacımız olan kanın belli aralıklarla ve belli e, rakamsal ihtiyaçlar doğrultusunda alabilmiş değiliz. E, bir talisemiyal kişinin 3 haftada bir 2 ünite kan alması gerekiyor. Ancak maalesef biz 2 e, ünite kan e, henüz alamıyoruz. Her e, hastane iht, e, başvurularında 1 ünite kan alıp dönmek zorunda kalıyoruz. İşte bu açığımızı da ancak e, arkadaşlarımızın da dile getirdiği gibi kan bağışlayarak, e, düzenli kan bağışlayarak ihtiyacımız olsa da, olmasa da kendi sağlığımız için de kan bağışlanması çok yararlı olacaktır. Ben tabii ki bu etkinlik içerisinde başta Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Hastanesi'nin her platformda düzenlemiş olduğu etkinlikler neticesinde de bizim için kan toplamaya çalışması ve bu kanları ihtiyacı olan kişilere göndermesinden dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum. Kan hayatta verilebilecek en güzel hediyedir diye düşünüyorum. Lütfen herkes kan bağışı yapsın.